Merhabalar, Hünerli Kadınlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün özel günlerinizde veya yılbaşı yaklaşıyor, yılbaşı için yapabileceğiniz çok güzel bir tavuk pişireceğim. Böyle bütün olarak şöyle hazırladım tavuğumu. İç pilav da yapacağım ama daha önce kanalımda bir tane iç pilavlı tarifim var. İçine de tavuğun doldurmuştum. Zaten çok az alıyor içine. Yani 2-3 yemek kaşığı kadar. Ben bu sefer içine koymayacağım. Ayrıca onu pişireceğim. Tavuk da piştikten sonra servis yaparken kullanacağım. Böyle tavuğumu daha önceden aldım, yıkadım. Şu kanat kısmını kestim, arkasını kestim. Tüylerini falan temizledim. Hazırladım. Şöyle, hatta şurasında buz varmış. Buzu alayım. Ben buzluktan çıkartmıştım tavuğu. Malzemeleri de hazırladım. Tavuğu şöyle bulayacağım. Şimdi bunların hepsini karıştıracağım ve tavuğun üzerine güzelce süreceğim. Şimdi burada 2 yemek kaşığı dolusu yoğurt var. Yoğurt çok güzel kızarmasını sağlayacak. 2 yemek kaşığı zeytinyağı. Burada 1 dolu yemek kaşığı domates salçası koydum. Baharatları ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kekik, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber ve 1 çay kaşığı da karabiber. Burada tavuğumuzu lezzetlendirecek olan portakal suyu veya mandalina suyu hangisi varsa, ben mandalina sıktım, yarım çay bardağı. Biraz da kabuğundan rendeledim. Şimdi çok güzel bir karışım hazırladık. Bunu iyice karıştırıyorum. Hazırladığım bu sosu şimdi tavuğun üzerine ve içine süreceğim. Elimle süreceğim. Öncelikle şöyle bir derinin alt kısmına da bu sosu koyacağım ki çünkü buralar çok lezzetsiz oluyor. Deriye süreriz. İç kısmına geçmezse bu sosu yaptığınız hiçbir şeye yaramaz. Şimdi şöyle hatta eti de yani tavuk etini de şöyle deliyorum ki birazdan böyle sosu sürdüğümde içerisine gitsin. Bütün tavuğu fırında çabuk pişirmek zordur. Uzun süreceği için birazcık folyo koyacağım ve üzerine öyle pişireceğim. Folyoyu da tavuğa temas etmemesi için tavuğun şöyle üzerine kürdan batırıyorum birkaç tane ki çok fazla değmesin. Üzerini böyle folyo ile kapladım. Fırınımı da 240 derece yani en yüksek fırın neyse derecesi ben en yükseğe getirdim 220. Onu da ısıtıyorum, fırına koyacağım. 1 saat böyle üzeri kapalı bir şekilde pişireceğim. Daha sonra üzerini açarak hem de sebzeleri ilave ederek biraz da öyle pişireceğim. Tavuğu fırına koydum. Bakın şöyle telini alt kısma getirdim. Çünkü benimki iki tane, üstte de var pişirme yeri. İki bölmeli olduğu için tavuğun en alta telini getirdim. Tavuk yukarıya fırının üstüne değmesin diye. Şimdi kapatacağım ve 1 saat böyle pişireceğim. Tavuğu fırına koydum. Tavuk pişerken ben biraz sebze hazırladım. Bu sebzeler sevdiğiniz şeyleri koyabilirsiniz. Brokoli de koyabilirsiniz farklı olarak. Şimdi ben şöyle arpacık soğan vardı. Onlardan koydum 5-6 tane patates ve havuç. Buna birazcık tuz atıyorum. Ve şu tepsime alıyorum. Kalan salçalı karışımını da koyup karıştıracağım. Birazdan tavuklar piştikten sonra yani 1 saat piştikten sonra tavuk
bu sebzeleri kenarına koyacağım ve biraz da üzeri açık bir şekilde hem sebzelerin pişmesi hem de tavuğun kızarması için bekleyeceğim. Bir saattir tavuğu pişiriyorum. Şimdi üzerine açacağım. Hafif hafif pişmeye başlamış. Şimdi bu hazırladığım sebzeleri kenarına koyacağım. Biraz daha pişecek tabii ki, daha pişmedi. Bir de bu tabii ki tavuğunuzun büyüklüğüne göre de değişebilir pişme süresi. Örneğin çok büyükse tavuğunuz 2 saati de bulabilir. Bu batırdığım kürdanları da alabilirim artık. Çünkü üzeri açık bir şekilde pişireceğim. Şöyle yarım saat, 45 dakikada böyle tutacağım fırında. Güzelce üzeri kızarıncaya kadar fırında tutalım. Daha sonra çıkartalım. Şimdi hemen bu tavuğu koyduğum zaman ben iç pilavı yapacağım. Hemen hiç vakit kaybetmeyelim. O da biraz dinlensin. Pilav içinde pişireceğim tencereye aldım. Şöyle 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ koyuyorum. Biraz tereyağı koyacağım. Pilavlara şöyle tereyağı çok yakışıyor. Burada hemen malzemeleri sayayım. Bir tane soğanı küçük küçük doğradım. Yemeklik olacak şekilde hemen buraya aldım. Soğanı biraz kavuracağız. Burada da 2 su bardağı pirinci ıslattım. Bir yarım saat öncesinde ıslatırsanız iyi olur, ılık suda. Şimdi birazdan bu suyu dökeceğim ve süzgece alacağım pirinci. İyice suyunun gitmesi için kuş üzümüm var, çam fıstığım var, tarçın ve tuz da ilave edeceğim. Onları da birazdan. Şimdi biraz soğanları kavuralım. Soğanları şöyle 2 dakika kadar kavurdum. Hemen çam fıstığını ilave ediyorum. Sanırım 25 gramdı paketini, tam bakmadım ama küçük bir paketti. Şöyle 2 yemek kaşığı kadar da olabilir. 1 dakika kadar bunu da kavuruyorum. Arka arkaya artık ilave edeceğim bütün malzemeyi. Pirinci de böyle yıkadım ve süzgece aldım. Pirinci ilave ediyorum. Pirinci de ilave ettikten sonra bundan sonra güzel kavurmamız lazım. Böyle tane tane bir pilav istiyorsak güzel bir şekilde kavuracağız. Pirinci kavurdum. Burada bir yemek kaşığı kadar kuş üzümü var. Ben onu öncesinde sıcak suda ıslattım. 15-20 dakika sıcak suya koyalım. Biraz yumuşasın. Ben bir yemek kaşığı kadar koydum ama seviyorsanız ikiye de çıkarabilirsiniz. Hani bundan daha fazla da kullanabilirsiniz. Tuz ilave edeceğim. Bir tatlı kaşığı. Ve sıcak su ilave edeceğim. Şimdi 2 su bardağı pirinç kullanmıştım. 3 su bardağı su kullanıyorum. Benim pirincim baldo pirinçti. O yüzden 1'e 1,5 kullanacağım. Şimdi tencerenin kapağını kapatacağım ve suyunu çekmesi için bekleyeceğim. Bir tek tarçın kaldı. Onu da birazdan böyle suyunu çektiği zaman karıştırırken ilave edeceğim. Şimdi tavuk pişti. Fırında kapattım. Şimdi pilavı bir karıştıracağım. Karıştırmadan önce de çok az şöyle tarçın atıyorum. Yarım çay kaşığı kadar attım. Ve karıştırıyorum. Eğer tavuğun içerisine de iç pilav koyarak pişirmek isterseniz, o da böyle zaten YouTube kanalımda tarifi var. Bunu böyle servis tabağının kenarına koyacağım. Tavuğu fırından çıkardım. Bakın kenarındaki suyu göstermek istiyorum. Su hiç koymamıştım. Tavuk sulandı. Ben 1 saat 45 dakika tuttum fırında. Güzelce yavaş yavaş pişsin dedim. Çünkü şu kısımlar çok az tutarsanız pişmeyebilir. But, kanat çabuk pişiyor ama burası en geç pişen yer. O yüzden fırında böyle 1,5-2 saate yakın tutabilirsiniz. Şöyle suyundan döktüm, lezzetli olsun. Servis yaparken de pilavdan koyalım. Şöyle dağıtarak koyacağım. Tavuğu da onun üzerine bırakacağım.
Şöyle sebzelerden de kenarına koydum tabağın. Şimdi tavuğu kaldıracağım dikkatli bir şekilde. Ve tam ortasına koyacağım. Şu kürdanları çıkartacağım. İpi de çıkartacağım. Artık çıkarabiliriz. Pişerken düzgün durması için yapmıştık. Evet, bütün olarak fırında tavuğum hazır. Şu güzelliğe bakar mısınız? Pilavı, sebzesi, tavuğu çok güzel oldu. Şöyle çeviriyorum ki her taraftan görünsün. Çok güzel kızardı. Nefis oldu. Bugünlük tarifimin sonuna geldim. Videomu kapatmadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, zil sesini açmayı, videolarımı da beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın. İnşallah bu tarifi siz de dener ve beğenirsiniz. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun.